Gün ortasında Dünya ve Biz programıyla karşınızdayım. Ben Tülin Daloğlu. Dış politika gündemi hayli yoğun, giderek de ısınmaya başladı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar ve Kuveyt'e hareket edecek öğleden sonra. 1 Ekim'de de meclis açılışında şöyle bir konuşma yaptı. Ben meclisteki açılış konuşmasından bir paragrafı size okuyacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki bu vesileyle önceki gün hayatını kaybeden bölgenin aklı selim ve sağduyu sahibi yöneticilerinden biri olarak gördüğümüz Kuveyt emiri El Ahmet El Cabir El Sabah'a Allah'tan rahmet diliyorum. Merhum El Sabah'ın aksine kimi bölge ülkelerinin yöneticilerinin kendilerini inkar edercesine yürüttükleri akılla, mantıkla, insafla, vicdanla uyuşmayan politikalar krizi daha da derinleştiriyor dedi. Ve bu ülkelerin bir kısmı gerçekleri dile getirdiğimiz, mazlumun ve hakkaniyetin yanında yer aldığımız için bizi hedef alıyor. Unutulmamalıdır ki söz konusu ülkeler dün yoktu, yarın da muhtemelen olmayacaklar ama biz Allah'ın izniyle bu coğrafyada ilelebet bayrağımızı dalgalandırmayı süreceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Ekim'deki meclis konuşmasında. Ancak Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasına Arap dünyasından hayli tepki var. Sosyal medyada da buna karşı yoğun bir tepki oldu ki Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi Twitter hesabında bu son bukleyi özellikle unutulmamalıdır ki söz konusu ülkeler dün yoktu, yarın da muhtemelen olmayacaklardır kısmını Arapçaya çevirmişler ve Arapçaya çevrilmiş haliyle de Twitter'da paylaşmışlar. The Arab Weekly, İngiltere menşeiyle internet üzerinden yayın yapan bir kurum. Çalışanlarının çoğu Arap kökenli ve onlar aslında bu konuyla ilgili güzel de bir değerlendirme yapmışlar. Yani Arap medyasında ve Arapların sosyal medyada buna karşı verdikleri tepkiyi derlemişler. Ve burada Körfez ülkeleri bunu kendilerine bir tehdit olarak algılamışlar. Ve hatta kimi yorumlarda ki bir düşünce kuruluşunun da çalışan bir uzmandan geliyor bu yorum. Öyle ki Türkiye'nin Suriye'de rejim devirmek üzerine aldığı politikayı da buraya alarak acaba Türkiye Körfez ülkelerinde de böyle bir rejim değişikliğine gitmek gibi bir adım mı atıyor? Türkiye Körfez ülkelerine savaş ilanında mı bulunuyor gibi son derece ileriye giden bazı yorumlar yapılmış. Akabinde Jerusalem Post, bu da İsrail menşeili bir gazete. Burada da Erdoğan'ın güçten sarhoş olduğu manşetiyle çıkan bir haber analiz var. Ve Türkiye'nin sadece Libya'dan Suriye'ye, Irak'a, Atina'ya, Doğu Akdeniz'e yani Yunanistan'a varıncaya kadar çok farklı noktalarda kendisini hep çatışan taraf olarak ortaya koyan bir politika izlediği ve bundan ötürü de aslında bölgenin Türkiye'den giderek korkan, Türkiye'nin istikrarsızlaştıran etkisinden çekinen bir hale geldiğine vurgu yapıyor. Azerbaycan ve Ermenistan arasında da Türkiye'nin böylesine bir politikaya girdiğine vurgu yapılmış durumda. Şimdi ben bunu bugün çok kıymetli bir konuğum var. Onunla konuşmak istiyorum. Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim görevlisi Profesör Doktor Hasan Köni. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Bulduk efendim. Buyurun. Şimdi bugün yayınımızı açarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt ve Katar'a yapacağı ziyaretle başladı. Keza Arap medyasında Türkiye'nin bu son dönemdeki yaptığı açıklamalara ilişkinde hayli sert bir takım yorumlar yapılmış durumda. Ama aslında Beyaz Saray'da İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'le imzaladığı anlaşmadan itibaren o bahçedeki görsel Türkiye ve İran'a karşı diye yorum getirmiştim ben. Şimdi görüyorum ki Arap medyasında da aslında böyle bir tanım belirleniyor. Sanki cephe belirleniyor gibi. Siz buna nasıl yaklaşıyorsunuz diyeceğim ama artı bir şey daha ekleyeceğim. Çünkü özellikle Jerusalem Post'taki olan makalede
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu sıcak çatışmada da biliyorsunuz Türkiye daha etmen olarak tartışılıyor dış medyada. Ve buna ek olarak Rusya haber ajanslarından RIA News Agency'nin Beşar Esad'la, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la yaptığı bir röportaj var. Onu gündeme getirmişler ve burada Beşar Esad, Rusya tarafından da biliyorsunuz bir yorum gelmişti geçtiğimiz hafta. Rusya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin bu bölgeye Suriye'den ve Libya'dan yabancı savaşçı taşıdığını iddia etmişti Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada. Şimdi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da diyor ki evet taşıyordur. Bizim dışımızda hiç kimse bunun bu kadar net farkında olamaz. Çünkü Türkiye Suriye'ye de bu yabancı savaşçıları sokan ülkedir diyor Beşar Esad ve son derece sert de bir açıklamada bulunuyor bu anlamda. Diyeceğim ve topu size atacağım. Bu Türk dış politikası adına nasıl okunması gereken bir haberler dizinidir sizce? Siz nasıl okuyorsunuz, nasıl yaklaşıyorsunuz bu açıklamalara? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması herhalde yazan arkadaşlar var, danışmanlar var. Pek diplomatik dil değil bu. Yani yanınıza bir takım ülkelerle dost olmak istiyorsanız, mesela Katar'dan sonra herhalde Türkiye'yi de Kuveyt'i yanına çekmek istiyor. Vefatı konusunda Kuveyt Başkanı'nın dilersiniz. Dostluk mesajı verirsiniz. Biz Arap dünyasıyla zaten dostuzdur dersiniz. Ama tutup da öbür ülkeler zaten ileride yok olacak filan gibi diplomatik lisanda yok. Acaba hangi diplomat arkadaş bunu yazıyor? O ilginç bir durum. Direkt kışkırtıp karşıya alma boyutu. Şimdi Arap dünyasından yapılan yorumlarda da aslında bunun çok net bir provokasyon olduğu ifade ediliyor. Ama müsaade ederseniz ben bunu Türk dış politikasının son 18 senedeki çizdiği yol haritası üzerinden de okumak istiyorum. Ahmet Davutoğlu her ne kadar şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrılıp yeni bir parti kursa da bu politikanın oluşmasında son derece etkin rolü olan bir Adalet ve Kalkınma Partisi danışmanıydı. Sonra milletvekili oldu, Dışişleri Bakanı oldu, sonra da başbakanlık yaptı. Ve bunun içerisinde işte bu yeni Osmanlıcılık denilen bir teoriyle veya stratejik derinlik denilen bir teoremle ortaya çıktılar ve eski Türkiye'nin Orta Doğu'ya sırtını dönen bir politikası olduğunu, kendilerinin ise aslında Osmanlı coğrafyasında geçmişten bugüne kadar hakim olduğu yerde tekrardan nüfuz alanını genişletmek için çok daha farklı bir politika izleyecekleri çizgisine geldiler. Şimdi bugün Arap dünyasından baktığımız açıklamalara açıklamalara baktığımızda görüyoruz ki aslında Arap dünyası da Türkiye'nin bu pozisyonundan hani hiç de memnun değil. Bu da çok farklı bir noktaya gidiyor. O bütünlük içerisinde değerlendirme imkanınız olabilir mi? Evet, şimdi ben eski Dışişleri Bakanlığı yapmış profesör olan bu arkadaşı tanıyorum. Birkaç yüzyılda da bulunduk. Onun amacı şuydu. Eski Osmanlı kültürüne sahip ülkelerde yoğun ekonomik ilişkiler kurabiliriz. Böylece sıfır sorunlu bir Türkiye'nin ekonomik boyutu çok büyür tarzında. Fakat bugünkü gelinen boyut militaristik bir boyut. Yani askeri bir boyutu kastetmedi. Yani şimdi uluslararası ilişkiler konusunda yetişmiş bir profesör. Türkiye'nin de imaj olarak gücünü, gerçek gücünü biliyor. Başbakanlık da yaptı. Onun amacı bizim kültürümüzün olduğu alanlarda Türkiye'nin ekonomik boyutu. Hakikaten işte Esad'la çok yakınlaşmıştık. Cumhurbaşkanımızın hanımıyla onun hanımı arasında böyle el ele tutuşmalar, burada gezmeler, birlikte denize girmeler. Hatta Bodrum'a da geldiler. Biz o tarafa geçemedik. Galiba işte değişik bir kıyafetle denize giriyorlarmış. O da şeyliydi. Fakat 2011'den sonra Amerika'nın politikası değişti. Yani Libya olaylarından sonra
Ben o dönem kimlerin geldiğini biliyorum. O konuşmalara da şahit oldum. Hillary Clinton geldi. Savunma Bakanı geldi. CIA Başkanı, ki Irak'taki kuvvetlerin komutanıydı biliyorsunuz. Sonra CIA Başkanlığı'na getirildi. Ve nihayet bugün Cumhurbaşkanlığı'na oynayan Joe Biden geldi. Ve Türkiye'nin dış politikası Suriye konusunda bir ayda değişti. Bir ayda gittiler, dediler ki bakın sizde muhalefet hareketi var. Seçimlere girin. Sen bu işi terk et. Şimdi adam da diyebilir ki siz de seçimlere girin, terk edin. Şimdi böyle bir şey söylenemez. Ondan sonra müdahale olmaya başladı. Ne kadar savaşçı varsa, özellikle Avrupa'dan ve İngiltere'den savaşçılar geldi geçti. Türkiye üzerinden geçti. Libya'daki silahlar vasıtasıyla buraya taşındı. Birdenbire o ayaklanan halk hareketi silahlı bir harekete dönüştü. Aynen Ukrayna'da olduğu gibi. Ondan sonra zaten tersine giden bir durum vardı. Biliyorsunuz Obama ile birlikte Türkiye hem Ermenistan'a açıldı. O zamanki Cumhurbaşkanımız Abdullah Bey Ermenistan'da futbol maçı seyretmeye gitti. Kendisini futbol maçı seyrederken hiç daha evvel bir resmi şeyler de yayınlanmadı. Yani onu Ermenistan bunu kabul etmedi. Ondan sonra Kürt açılımı dendi. Belli bir boyutlara kadar geldi. Bunların hepsi 2011'den sonra yavaş yavaş tersine döndü ve buralarda gittikçe sertleşen bir politika haline geldi. En sonunda da işte Davutoğlu gitti ve ekonomiyle birlikte iç politika. Ama şey, Ahmet Davutoğlu'nun partiden ayrılalı daha bir sene falan değil sanıyorum. Yani o da 2011'den sonra hayli uzunca bir süre iktidar partisinin içerisindeydi. Kaldı, mecbur kaldı. Yani o olaylar büyüdükçe Suriye batağının içine çekildi. 2014'ten sonra da Amerika şunu gördüğünü biliyorum. Amerika'daki yazılardan sen de görmüşsündür. Dediler ki bu verdiğimiz silahlar, yani Müslüman kardeşler iktidara gelecekti. Müslüman kardeşler Hasan el-Benna olduğu için şeyleri, teorisyenleri, o seçimle iş başına geliyor. Seçimle iş başına geldiği için bir nevi Müslüman demokrasisi olacak. Mısır'da baktılar ki adam iş başına geldi. Rejimi sertleştiriyor. Cumhurbaşkanımız o zaman başbakan ziyarete gitti. Bir taktik verdi herhalde. İsrail'e karşı, yani seçimle gelip bugünkü Arap dünyasının barışını yapacaklardı. Olmadı. Ama Mısır ordusuna dokunulmadığı için Mısır ordusu rahatlıkla darbe yapabildi. Burada 2007-8'den sonra işte o Fethullahçı hareket nedeniyle ordu tepen aşağı olmuştu. Amerika burada da bir deneyime girişti ama ordunun yarısı öbür yarısına güvenmiyor. Yarısı yok olmuş, öbür tarafa gitmiş. Bu olamadı. Olamadı çünkü bu hareket Batı'nın lehine bir hareket olmadığını gördüler. Ne zaman? İşte 4-5 senede gördüler bunu. Ve biliyorsunuz hadi bu sefer o kurdurdukları İslami güce savaşma başladı. IŞİD kuruldu, bilmem ne oldu, şu oldu, bu oldu. En sonunda Türkiye bu batağın içine girdi. Ve hiç ummadıkları tarzda Kobani olaylarından sonra Kürt kartı çok yoğun şekilde ortaya çıktı. Yani o Suriye'ye girerek acaba Orta Doğu'da bir ortam yaratabilir miyiz Amerikan teşvikiyle tamamen bir felaket politikasına döndü. Ondan O sonra gitti. zaman da Amerika'daki dönemin başkanı Barack Obama'ydı. Onu da bir hatırlatalım hocam. Biliyorsunuz adam barış için geldi. İlk defa bizim Galatasaray Lisesi'nde konuştu böyle. Önde modern bir lise, arkada da cami şeyi vardı. Sonra Mısır'a gitti, İran'a elini uzattı. Fakat hiçbir Amerikan başkanı Orta Doğu barışını yapmaya başarılı olamadı. Biliyorsun, sen daha iyi biliyorsun lobilerin gücünü. Clinton'ın başına neler geldi. Ofiste yakalandı adam, impeach oldu. İşte biliyorsun Netanyahu da gitti Amerikan parlamentosunda konuştu. 23 defa ayağa kalkarak Obama aleyhine konuşan Netanyahu'yu alkışladı Amerikan Kongresi. Şimdi öyle bir politikayı nasıl izleyebilsin Amerikan Cumhurbaşkanı? Ondan sonra o sisteme uymanın fiyatlarını zaten
çok tecrübeli diplomatlara da yer verilmiyor. İşte demin söylediğin gibi diplomasi dışında bir retorikle bugünkü halimize geldik. Ekonomi de böyle olunca dikkati dışarı çekmek lazım. Geçen gün artık bu yaşta olduğum için bazı ilaçlar kullanıyorum. Gelmiyor ilaç. Parasını ödeyememişiz. Şimdi ne olacak? Koronadan korkarken bu sefer bilmem ne ilacından. Şimdi bu durumda ne yapacaksınız? Kafkaslarda rol oynayacaksınız. Ulusalcı duyguları yukarı çekeceksiniz. İşte Suriye'de nasıl çıkacak bilinmiyor. Şu anda o Kürt bölgelerine, yani PKK, YPG bölgelerine müsaade edilmiyor. Doğu Akdeniz'de Avrupa'nın baskıları var. Fakat Arap dünyasını da, bir zamanlar ortak kültürümüz olduğunu söylediğimiz Arap dünyasını da hem zorluyoruz hem de ne kadar Müslüman varsa Türkiye'de göçe gelmiş bulunuyor. 6 milyonluk bir nüfus artışı var. Şimdi bu diplomaside, yani dış politikada çok olumlu bir gelişme değil. Ve şimdiye kadar da alışmadığımız bir cumhurbaşkanı var Amerika'da. Hiçbir zaman tweet atarak dış politikanın yönetildiğini hiç görmemiştim. Yani bu 60 yaşından sonra görmeye başladım. Düşüp bayılacağım. Hiçbir yapı ortaya çıkmış bulunuyor. Tweetleri takip ediyoruz. Ve Amerikan hükümeti de bu tweetleri önlemeye çalışıyor. Şimdi bu acayip dünyada Türkiye'nin bu sistemi nereye kadar gidecek onu da işte uzman arkadaşlar var, tahmin etsinler. Evet, şimdi lafınıza girmek istemedim ama öncelikle çok geçmiş olsun. Ümit ediyorum temin edemediğiniz ilaç için başka bir telafi formülü vardır ve hiçbir şekilde sağlığınıza olumsuz yansıma olmaz ya da hani olabilen en minimum şekilde bunu tutabilirsiniz. Ama birçok vatandaşımız da sanıyorum aynı sınavla sınanıyor şu anda. Dileyelim bunun çaresi hızlı olsun. Fakat siz bunu şimdi anlatırken ben şuna dikkat ettim. 2011'i önemli bir kırılma noktası olarak tanımladınız. Fakat evet, biz konuya Türkiye'nin Orta Doğu politikaları üzerinden başlayıp Amerika'ya geldiğimizde çizdiğiniz tablo aslında bize şunu gösteriyor. Amerikan politikalarında da hayli ciddi karışıklıklar oldu ve özellikle Suriye'de. Ki ben o zaman Washington'daydım. Ve Washington'da benim özellikle bu Ankara ve Washington hattındaki acaba birbirlerini anlamadılar mı? Bir yerde bir şey takıldı ve Ankara mı Amerika'nın dediğini anlamadı, Amerika mı Ankara'nın dediğini anlamadı diye bir takıldığım dönem vardı. O dönemde şuydu, Türkiye sınırını Suriye ile ki olan sınırın yabancı savaşçılara açılması hususu. Çok hızlı bir süre sonrasında Amerika o zaman IŞİD, Al-Nusra cephesini terör örgütü olarak tanımlamıştı. Ama aynı zamanda da hani benim o dönem konuştuğum yetkililer ama bu sınırın açılmasını ve de Suriye rejiminin, Beşar Esad rejiminin devrilmesini de Amerika'nın istediği, Türkiye'nin de bu isteğin doğrultusunda politikasını geliştirdiği yönünde bazı açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi sizin söylediğiniz aslında bunun bütünüyle devamı, yani hiçbir şey birbirinden kopuk değil diyeceğim ve tabii ki Trump'a geleceğim. Çünkü Trump hani bu koronavirüsüyle ilgili olan ihtarları ne kendisi ciddiye aldı ne toplumu için bunu ciddiye aldı. Amerika çok zor bir sınav veriyor. En son Perşembe günü kendisi virüsten enfekte olduğunu açıkladı. İşte hastaneye kaldırıldı, geldi. İnanılmaz bir şov yaşanıyor ama elbette ki hayati risk var. O yüzden şifa dilemek dışında başka yapılacak bir şey yok. Fakat şimdi rakibi Joe Biden da Trump'a diyor ki bak senin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aran çok farklı, iyi. Lütfen diyaloğunu tekrardan tesis et ve Azerbaycan ve Ermenistan arasında Türkiye'nin müdahil olmasının önüne geç diyor. Onun ötesinde Ayasofya konusunda Türkiye hani Ayasofya'yı müzeden camiye dönüştürmesinin ardından yine devreye gir ve bunun tekrar müzeye dönüşmesi yönünde bir adım at diyor ve aslında Trump'tan taleplerde bulunuyor.
Joe Biden'ın bu açıklamalarını nasıl görüyorsunuz? Ya Amerikan dış politikası, Amerikan seçimleri için bu kadar malzeme olabilecek bir konuma geldi mi gerçekten? Niye böyle açıklamalar yapıyor sizce Biden? Efendim şimdi bir iki yayınlanan kitap, onu sen daha iyi biliyorsun. Bir eski danışmanının yayınladığı bir kitap var. Ben oradaydım diye. Orada da Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyor. İşte odadayken Trump'la arasındaki konuşmalar, Trump'ın onun hakkında söyledikleri. Daha sonra Washington Post'un muhabiri Bob Woodward'ın The Rage adlı kitabı var. Onda da bu ilişkilerden bahsediyor birdenbire. Dün akşam da bana gelen bir bilgi, bu CFR, Council of Foreign Relations'ın başkanı var. Richard Towns. Evet, Richard Towns. O konuşmasında, ki biliyorsunuz bunlar cumhuriyetçidirler çoğunlukla, yani sağ grubu oluştururlar. Orada da Trump'a bir takım tavsiyelerde bulunurken, işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın adı da geçiyor. Erdoğan da şöyle şöyle falan diyor. Şimdi birdenbire Trump'ın o konuşmalarında, ki Bob Woodward'ın yazdığı kitap, Trump'la yaptığı ona yakın konuşma sonucu onları çözümünü yansıtmış kitabına. Demek ki bizzat kendi ifadesi, yani yorum değil. Biz biliyorsunuz kitap yazarken yorumluyoruz. Bu direkt ifadeleri koymuş. Birdenbire bir de biliyorsunuz Washington'da bir maceramız oldu. Cumhurbaşkanımızın korumaları orada giderek Türklerin ne kadar iyi savaşçı olduğunu gösterdiler. Nümayiş yapan halkı döverek falan, sonra dava açıldı. O korumalar bir daha gidemedi. Böylece Washington'un gözünde bir Türkiye imajı var. Sonra polisinin, Nancy Pelosi'nin, ya Pelosi'nin bir konuşması var. Diyor ki, Amerikan Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi. Nancy Pelosi o konuşmasında diyor ki, işte Trump'a karşı sen diyor çekilmek istemiyorsun. Burası diyor demokrasi. Burası diyor Türkiye değil. Şimdi demek ki fazla göze batmış bir durumdayız bazı sebeplerden dolayı. Ve Washington'da da küçük bir alan biliyorsun. Çabuk bu tür fikirler ve konular hemen yayılabiliyor. Think tankların yüzlerce adamı var. Bu konuları hemen işlemeye girişiyorlar. Bir tanesini ben tanıyorum. Yeni bir yazısı var. Çok müthiş. Michael Rubin. O Türkiye'yi pek sevmez. Diyor ki Türkiye diyor Saddam'a dönüştü. Türkiye'de müdahale edilmelidir. Son yazısı. Bu The National Interest'e çıktı. Dün gece okudum. Böyle ilginç bir duruma doğru, özellikle lobi çalışmaları. Şimdi Joe Biden'ın konuşmaları herhalde oradaki Ermeni ve Rum lobisini kendisine çekebilmek için. Yoksa şimdi tutup aklına Ayasofya gelmemiştir. Ama Türkiye'yi savaşa sokarken geldi, konuştu ve savaşa girmemize, yani Suriye'ye girmemize yol açanlardan biri. Hillary Clinton'la birlikte. O da lobilerin dediklerini yapıyor. Şimdi öbür ufak lobilere de herhalde oynamış bulunuyor bu. Çünkü durup dururken seçim sırasında Ayasofya aklına gelmiş olamaz. Hatta bazı Amerikalılarla konuşurken Türkiye'deki bazı yerleri sorduğunuzda Türkiye nerede falan diye bana sordukları oldu. Suudi Arabistan'ın üstünde Yunanistan'ın sağ tarafında diye cevap veriyordum. Böyle de bir de coğrafi bilgileri vardır biliyorsun, ama tabii Joe Biden'ın değil. O yüzden bu seçim konuşması, ama Türkiye'ye karşı mı yoksa sadece Türkiye'nin yönetimine mi karşı? Tahmin ediyorum Joe Biden Türkiye'nin yönetimine karşı bir tavrı da var. Yani siz da... şimdi bunu aslında Washington'da çok uzun zamandır konuşuyoruz. Belli bir noktadan sonra iktidar, yani halk bu iktidarı defaatle seçtiği için halk ve iktidar arasında herhangi bir ayrışma yapılmaması gerektiği yönünde de
biliyorsunuz hani Washington'un etkin karakterlerinden bazı yorumlar gelmeye başlamıştı. Şimdiki geldiğimiz noktada ama sizin okumanıza göre hali hazırda bu ayrışma yapılıyor ve Biden eğer Amerikan başkanı seçilecek olursa da bu ayrışma yüzünden üzerinden mi kendi politikasını şekillendirir Türkiye'ye karşı diyorsunuz? Şimdilik böyle bir imaj var ama şunu da biliyoruz. Hala Amerika'da kuvvetler ayrılığı var. Yani Trump bile bütün serbest davranışına nazaran diyeyim, Pentagon'u, Kongre'yi ve diğer kurumları dinlemek zorunda kalıyor. Her ne kadar gördüğüm kadarıyla, inşallah yanılmıyorumdur, gizli servis bile Trump'ın aleyhine çalışıyor. İlk defa görüyorum. Çünkü gizli servis Trump'ı koruması lazım. O Washington Post, New York Times'a baktım. Şikayetler var. Kim şikayet eden? İsmini vermeyen CIA üst düzey yöneticisi. Bilmem ne. Pentagon üst düzey yöneticisi. Bu benim için yeni. Sen daha çok kaldın oralarda, bilmiyorum. CIA'den insanlar kendi başkanlarını şikayet ettiler mi gazetelere? Böyle bir yeni bir tavır da var ortada. Yani mevcut görevde olan bir Amerikan başkanı için böyle bir şey herhalde daha önce hiç yaşanmamıştı. Evet. Yani o yüzden şimdiki söylemleri, biliyorsunuz bizde de seçim sırasında çok büyük laflar söylenir. Çünkü seçim öncesi atış serbestisi var. Sonradan o denilenlerden yapılamaz. Çünkü danışmanlar, bakanlıklar sisteme girer ve belli bir ortodoks politikaya, yani doğru yola giden politikaya mümkün olduğu kadar oturur. Şimdi biraz daha Türkiye'nin ki şu anda değişik bir durum var. Olay böyle. Böyle görünüyor. Evet. Şimdi bir hatırlatma daha yapalım. Yani Orta Doğu politikası, Orta Doğu politikasını aslında biz değerlendirirken illaki bu Amerika'nın bölge politikası, Amerika-Türkiye ilişkileri denkleminden değerlendiriyoruz. Ama aynı zamanda dün işte meclis 1 Ekim'de açıldıktan sonra hemen güncellenmek üzere ya da yenilenmek üzere gündeme gelen Suriye ve Kuzey Irak'a asker gönderme, Lübnan'da konuştuğu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla verdiği destek ile Birleşmiş Milletler'in Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılma sürelerini bir yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri de dün mecliste görüşüldü. Hani bunu da diyelim ama yayınımızı kapatmadan bir hususa daha aslında sizin yorumunuzu almayı isterim Sayın Köni. O da şu, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron Türkiye'ye karşı hani çok haz etmediğini her vesileyle sergilemekten çekinmeyen bir devlet başkanı. Macron İslam'ın yeniden yapılandırılması gerektiği ve İslam'ın krizde olduğuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan camiler ve din görevlileri haftasında konuşuyordu ve Macron'un bu açıklamasına sen kimsin ki İslam'ın yapılandırılmasından bahsediyorsun? Bu saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur dedi. Siz Türkiye ve Fransa ilişkilerinde artı din endeksli yapılan bu açıklamalara baktığınızda nasıl bir yorum getiriyorsunuz? Nasıl yaklaşıyorsunuz bunlara? Şimdi Macron'un bu konuşmasının arkasında 2000'lerden başlayan, hatta yukarı çekeyim biraz, 2010'lardan başlayan hareket konusundaki bilgileri var. Yani 2010'daki Arap Baharı nasıl başlatıldı, hangi sistemler kullanıldı, nasıl ileri sürüldü, Libya'ya nasıl müdahale edildi, biliyorsunuz ilk önce onundan evvelki olan Musevi asıllı Fransız Devlet Başkanı ilk daha Birleşmiş Milletler kararından bir saat evvel müdahale etti Libya uçaklarıyla ki kendisine 50 milyon dolar yardım edilmişti. Sonra Amerika Orta Doğu'daki bu yapıyı nasıl yaptı, nasıl içeriden İslamcılar Avrupa'dan geçerek, yani her tarafından, mesela Çin'den buraya geliyor savaşmaya. Şimdi Çin'e gitmeye mesela bana yol parası deseniz, profesör olarak Çin'e gidecek yol param yok. Bilmem kaç bin dolar. Bunlar geliyor gidiyor, ayağında ayakkabı yok. Fakat makineli tüfek taşıyorlar. Ha, demek ki burada bir takım
sistemlerin döndüğünü biliyor devlet başkanı olarak. İstihbaratın büyük sistemleri içinde. Ha, diyor ki böyle Lafınıza bir şeyler. gireceğim Sayın Köni, ama aynı zamanda bu Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki olan sıcak çatışmada Türkiye'nin Libya'dan ve Suriye'den buraya yabancı savaşçı taşıdığını da yine Emmanuel Macron da gündeme getirmişti. Ve dün Ermenistan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına bir saldırıda bulundu. Yani bir tarafta aslında Azerbaycan'ın son derece haklı verdiği bir mücadele var. İşgal altındaki topraklarını almak istiyor. Ama öbür taraftan dış dünyadan baktığımız zaman bütün konu Türk dış politikasına ve bu yabancı savaşçılar konusuna geliniyor, kitleniyor gibi. Diyeceğim, bir de oradan hani konuyu derlemenizi rica edeceğim. Türkiye'de gördü, öğreniyor daha doğrusu. O da vekalet savaşı yapmayı öğrendi. Yani kendi askerinden çok, işte oradaki Irak'taki Türkmenler, Suriye'deki Türkmenler, hatta biliyorsunuz Uygurlar grubu var bazı köylerde. Onları sisteme soktu. Kendi yanına yetiştirdiği insanlar var. Onları Libya'ya gönderiyor. Rusların da böyle paralı askerleri var. Bugün gelen haberde Ruslar da kalkan uçaklarla, onlar da Ermenistan'a isteyen savaşabilir paralı askerlerin gitmesine izin vermişler. Şimdi madem öyle, bu da böyle tarzında oluyor. Korkulan şey bu vekalet savaşının büyümesi o bölgede. İran'ın bu işe karışması. Çünkü oradaki Türk asıllı İranlılar da, yani Türkler de bir gösteri ve ayaklanmalar var 4-5 şehirde. Desteklemek istiyorlar. Rusya ne yapacağını bilmiyor. Bir yandan Beyaz Rusya, bir yandan Ukrayna konuları var. Böylece orası da Orta Doğu'dan sonra ikinci bir boyut. Şimdi Türkiye'nin Irak ve Suriye asker yığmasının sebebi bir takım gücünü yukarı kaydırdığı için, vekalet güçlerini. Burada diğer gruplar, YPG, PKK grupları harekete geçebilir diye tahmin ediyorum belli bir boyutta bir güç kaydırması yapıyor. Onların harekete geçmesini önlemek için. Bir de tabii çok iyi bilmiyorum, bu kadar geniş sahalara devamlı silah cephane gönderecek, bunların masraflarını karşılayacak bir askeri gücümüz var mı? Varsa çok iyi, değilse yakında maaşımızı alamayız diye de korkuyorum. Evet, yani bu durumun aslında çok farklı başlıkları var. Yani iddiaları gündeme getirmek ayrı bir şey, ama iddiaların sağlamasını yapmak bence son derece önemli. Bir de işte hani şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikalarından haz etmeyen yabancı dünyadaki bir kitle bazen bunları da acaba abartıp Türkiye'nin üzerine yığmaya çalışıyor mu diye de belki ayrıca da konuşulabilir. Ne dersiniz? Var, o da var. İşte mesela Michael Rubin'in yazısını National Interest'te okursanız Türkiye'yi Saddam'ın durumuna benzetiyor. Yani sağa sola saldırıyor. Şimdi mesela Saddam dönemini hatırlıyorum. İşte İran'a karşı saldırtıldı. Biliyorsunuz füzeler bulundu. Füzelerle İran'ı yendiler. İran barış istedi. Baktık İran füze yapmıyor. Dışarıdan gelmiş. Peşinden İsrail'e bir şeyler söylemeye başladı. Hemen arkadaşlarla bir kentteki yarısını oturduk, evet, dedik ki bu Saddam dayak yiyecek. Evet. Hakikaten yedi. Bir iki sene sonra. İnşallah Türkiye öyle değildir diye düşünüyorum. Diyelim, orada noktalayalım bugün için yayınımızı. Profesör Doktor Hasan Köni, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu kıymetli değerlendirmelerinizi de bizle paylaştınız. Tekrar teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Efendim, tabii ki Türkiye Saddam'ın akıbetine uğramasın. Yani bunu söylerken bile insanın tüyleri diken diken oluyor. Ama yabancı medyada, dış dünyada Türkiye'ye gelen açıklamalar giderek enteresanlaşıyor. Ve sadece Amerika tarafından değil, Arap dünyasından da Türk dış politikasına karşı bu farklı açıklamalar, yorumlar hem medyada hem de yetkililerinden gelen bu açıklamaları takip etmek gerekiyor. Ama her zaman olduğu gibi yayınımız
programımızı kapatırken biz pandemi döneminde yaşıyoruz. Lütfen öncelikle sağlığımıza dikkat edelim. Hem kendimiz hem çevremiz, sevdiklerimiz için. Ve maskemizi, mesafemizi ve hijyenimizi aman eksik etmeyelim. Ve Beyaz Saray'ın haline bir bakın. Amerikan Başkanı Trump'la beraber Amerikan yönetiminin Beyaz Saray'da aktif görev yapan 12 üst düzey yöneticisi de aynı şekilde bu virüsten enfekte oldu. Ve Başkan Trump'ı takip eden 3 gazeteci de şu ana kadar 3 ama bu sayı da artabilir. 3 gazeteci de enfekte oldu ve bakın Beyaz Saray'da nasıl bir dezenfekte operasyonu sürüyor. Yarın burada görüşmek üzere, sağlıkla kalın efendim.